Merhabalar. Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, bugün şöyle sizlerin karşısına polosu baby ip ile geldim arkadaşlar. İpim şöyle polosu baby ipi, orta kalınlıkta bir bebeği ipi. Çok güzel sarı renkte bir bebeği ip arkadaşlar. Bugün size bu güzel bebeği ipine yakışır ve her ipe yakışır. Çok kullanışlı, örmesi çok kolay bir modelden bahsedeceğim. Bu modelin modası hiçbir zaman geçmeyecek arkadaşlar. Hatta unutulmuş modellerden diyebilirim. Çok çok güzel bir model ve bir o kadar da kolay bir model. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Ben bu güzel modelimi örebilmek için şöyle bir miktar lastik ördüm ve bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle kullanacağım şiş numarası ise 3 numara şiş kullanacağım. Öncelikle modelimden bahsedeyim. Bundan neler olur? Bundan çok güzel bebek yeleği olur, bebek hırkası olur, etoşal olur. Kendinize her mevsim giyebileceğiniz hırka, yelek olur arkadaşlar. Çok güzel bluzlar olur böyle mevsimlik merserize iplerle örerseniz. Harika, enfes bir modelden bahsedeceğim. Modelim gerçekten çok güzel. Beni izlediğine, değdiğini düşündüğüm bir modelden bahsedeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket dersin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model bu şekilde 4 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Ne başlarsa 40K, yelek, süver, süveter, şal, atkı bu şekilde 4 ve 4'ün katları 4, 8, 12, 16 bu şekilde ilmek atıyoruz. 4, 4 ilmek atıyoruz arkadaşlar. 4, artı 4, artı 4, artı 4 ilmek atıyoruz. Ne başlamak istiyorsak ve sonuna iki kenar ilmeği ekliyoruz bu şekilde bir iki kenar ilmeği ekliyoruz hırka ya da yelek yaptığımız zaman artı ekstra böyle istediğimiz kadar kenar pati ilmeği de ona göre ekleriz modelimiz 4 sıradan oluşan çok güzel ajurlu bir model bebek yeleği ya da hırka örmek istiyorsanız benim gibi bu şekilde 3 numara şiş kullanabilirsiniz daha ajurlu olsun istiyorsanız 4 numara ile de örebilirsiniz arkadaşlar modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimi bir tane düz ördüm bir tane düz ördükten sonra ikinci ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum ve iki ilmeği birlikte düz kesiyorum bir kez doladım bakın burası bir model arkadaşlar kenar ilmeği hariç bir düz ördüm bir örmeden aldım iki ilmeği düz kestim kesilen ilmeği yerine bir kez doladım ilmek sayımız bu şekilde yerinde kaldı 4 ve 4'ün katları ve modelimi şimdi tekrarlıyorum önce bir tane düz ördüm bir tane ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği düz kestim. Kestikten sonra bu şekilde bir kez doluyorum arkadaşlar. Kesildiği için e, eksilen ilmek sayısının yerine gelmesi için bir kez doluyoruz. Modelimi şimdi bir kez daha tekrarlıyorum. Bir tane düz ördüm, bir tane örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte düz kestim ve bir kez doladım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Bir tane düz ördüm, bir tane örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte düz kestim ve bir kez doladım modelimi tekrarlıyorum önce bir tane düz ördüm Bismillah. önce bir tane düz ördüm ikinci ilmeği bu şekilde örmeden aldım iki ilmeği düz kestim kestikten sonra bir kez muhakkak doluyoruz arkadaşlar eksilen ilmek sayımızın yerine gelmesi için modelimi tekrarlıyorum bir tane düz ördüm bir tane örmeden aldım iki ilmeği birlikte düz kestim ve bir kez doluyorum modelimi şöyle son kez göstereceğim 4 ilmeğimiz kaldı bir modeli 4 ilmeğin üzerine kuruyoruz arkadaşlar bakın önce bir tane düz ördüm bir tane düz ördükten sonra ikinci ilmeği bu şekilde örmeden aldım bakın ilmi ipim dışarıda kalan iki ilmeği ikisini birlikte düz kesiyorum kestikten sonra muhakkak bu şekilde bitirirken de bir kez doluyoruz arkadaşlar bu modelimizin püf noktası kenar ilmeğinde Örüyorum. Bakın bitirirken doladım ama başlarken dolamadım arkadaşlar buna dikkat edelim başlarken direkt örerek başladım. Burası modelimizin ön yüzü ve birinci sırası. Modelimizin arka yüzündeyim ikinci sıradayım modelimizin arka yüzünde ikinci sırada. Burada modelimizin ilk birinci sırada ne işlemi yaptıysak ikinci sırada da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ama modelimiz dört sırada tekrar eden örgü modeli. O yüzden modelimi daha iyi anlamak istiyorsanız beni video sonuna kadar izleyin. Modelimizin ikinci sırasındayım, marka yüzündeyim. Bir tane düz ördüm. Bir tane ilmeği örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz kestim. Kestikten sonra bu şekilde muhakkak bir kez doluyoruz eksilen ilmek sayımızın yerine gelmesi için. Ve modelimi tekrarlıyorum. Bakın, önde bu şekilde doladığımız olacak arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. Bir tane ilmeği örmeden aldım. İki ilmeği düz kestim ve bir kez doladım burası da bir model modelimi tekrarlıyorum bir tane düz ördüm bir tane örmeden aldım İki ilmeği düz kestim ve bir bir kez doladım arkadaşlar modelimi tekrarlıyorum bir tane düz ördüm bir tane örmeden aldım İki ilmeği düz kestim ve bir kez doladım sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz çok güzel bir örgü modeli şöyle devam edelim arkadaşlar bakın bir tane düz ördüm bir tane örmeden aldım iki ilmeği birlikte düz kestim ve bir kez doladım modelimi son kez yapacağım bir tane düz ördüm bir tane örmeden aldım iki ilmeği birlikte düz kestim kestikten sonra dolama yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde muhakkak modelimizin arka yüzündeyim ikinci sırada ikinci sıradayım bakın başlarken dolayarak başlamadık buna dikkat edelim başlarken örerken başladık örerek başladık ama bitirirken dolayarak bitiriyoruz arkadaşlar modelimizin püf noktası bu Modelimin ikinci sırasında bu şekilde yaptım. Modelimizin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Modelimizin 3. sırasında ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde doladığımız ajur. Ve burada 3. sırada ilmeklerimizin hepsini teker teker düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Tüm ilmeklerimi bu şekilde düz örgü örerek 3. sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir örgü modeli ve her örgüye de yakışır bir model. Gerçekten efsane bir model göreceksiniz video sonunda arkadaşlar. Üçüncü sıramı da sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örgüyle tamamlıyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyorum. diğer ters örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında tüm ilmeklerimizi düz örgü ördük arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Modelin arka yüzünde dördüncü sırada ilmeklerimizin hepsini teker teker ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin dördüncü sırası da bu şekilde ters örgü. Beni buraya kadar izlediyseniz videoma bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın diyorum. Sizlerin bir beğenisi bir yorumu bizler için çok önemli arkadaşlar. Herhangi bir çiçek bir kalp bir emoji de bırakabilirsiniz yorumlar bölümüne bizlere destek olmuş olursunuz sıra sonuna kadar dördüncü sıramızı bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örgü örerek devam ediyoruz sevgili dostlarım Modelimin dördüncü sırasında tüm ilmekleri gördüğünüz gibi ters örgü ördük. Ben şimdi dört sırada tekrar eden örgü modelini bir, sizlere bir kez anlattım arkadaşlar. Hep bu dört sıranın tekrar olacak modelimiz. Ben şöyle ikinci kez modeli nasıl koyacağız onu göstereceğim. Yani şurada ilk başladığımız birinci sıra nasıl ise ikinci modelimin birinci sırası da aynı olacak. Ve buradaki dört sıranın tekrar olacak modelimiz hep. Modelimin şöyle birinci sırasını bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Kısa bir şekilde kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum bir tane ilmeği örmeden alıyorum örmeden alırken bu şekilde ipim dışarıda iki ilmeği düz kestim ve bir kez doladım bakın burası bir model arkadaşlar birinci sırada modelimizi bu şekilde kurmuştuk bunu tekrarlıyorum modelimi şöyle bir kez daha tekrarlıyorum bir tane düz ördüm bir tane ilmeği örmeden aldım iki ilmeği düz kestim kestikten sonra muhakkak bu şekilde doluyoruz arkadaşlar birinci sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde yaptım ve hep bu dört sıranın tekrar olduğu modelimiz ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım gerçekten çok çok güzel bir model oldu benim çok çok hoşuma gitti örmesi çok keyifli arkadaşlar bu modeli çok çabukça örüp giyebilirsiniz ya da çocuklarınıza giydirebilirsiniz Evet bu modelden dilerseniz yelek örebilirsiniz. Dilerseniz etol şal yapabilirsiniz. Her mevsim giyebileceğiniz yelek, hırka ya da çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel, çok kullanışlı bir modelden bahsettim. Modelimizin ön yüzünden görünümü bu şekilde. Bir de şöyle arka yüzünü görelim. Arka yüzde bu şekilde. Bugün sizlere bu güzel ve kolay modelden bahsettim arkadaşlar. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Sürçül isan ettiysek affola diyoruz. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.